Merhaba arkadaşlar, benden iki tane kombin isteği oldu. Bunların ikisi de Suzuki GSX R için, bir tanesi 125'lik, bir tanesi 250'lik. 125'lik GSX R Emre için, Emre arkadaşımız kombin istedi. Diğeri işte 250, Umut adlı arkadaşımız GSX R 250 için bir kombin istedi. İkinize de beraber sunuyorum arkadaşlar. Bu NXR biliyorsunuz spor sürüşlere gerçekten uygun. Daha önceden de zaten kafama giyip göstermişimdir bunu. Geniş bakış açısı var. Ön iç havalandırma kanalları var. İç pedleri gerçekten iyi, dayanıklı ve aynı zamanda hani yüzünüze tam oturacak şekilde ve alt tarafında tabii bu pedleri çıkartabilmek için acil durumlarda iki tane kırmızı noktaya sahip iç ped yapısı var. Tabii ki Double D bir bağlantıya sahip. Ve gözlüğünüze rahat giyebilirsiniz. Kolay kolay buğulanmayacak bir cama sahip ama buğulanırsa pin nok takabileceğiniz pin yerleri var. İçine takabilirsiniz. Üst havalandırma kanalları var. Elle idare ediliyor, açılıyor. Arka hava çıkış kanalları var. Bunlar da elle idare ediliyor, açılıyor ve kapanıyor. Bunun ağırlığı 1360 gram. Biraz daha galiba büyük modeli 1400 gramlık olarak hani kabuk yapısı olarak değişiyor. Ve gerçekten iyi bir kask. İşte kafanızın sarsılmaması için özel alt kısmı özel geliştirilmiş bir yapıya sahip. İşte ped yapısı özel yapılmış ve hani hızlı sürüşlerde kilitlenebilmesi için şurasında kilit mekanizması var. Böyle çıt diye oturan bir yeri var. Yüksek hızlarda açılmasını engelliyor. Kasktan sonra tanıtacağım ise Burn modeli. Revit'in Burn modeli gerçekten iyi bir model. Bunu alırsınız, evladiyelik kullanırsınız. 10 yıl, 15 yıl artık kullanabilirsiniz. Çünkü hani hem korumalarıyla iyi, hem işte dirsek koruması, omuz koruması, işte kol içi ayarlaması, şu kısımlarında özellikle böyle hava alabilir delikleri var. Şöyle açıldığı zaman şuradan hava geçirgenliğini sağlamışlar. Aynı zamanda cırt cırtla açılıp kapanıyor. İç tarafı gerçekten güzel. Yan tarafında iki cev var. Bel ayarlaması var. Önlerinde cırt cırtları var. Şu kısmı da yukarıya kadar kapanıyor. Arkasında Revit bir arkasında korumayla göndermiyor. O korumayı sizin almanız gerekiyor. Arkası da böyle. Hani çok kısa bir mont değil. Hani şöyle açıldığı zaman hemen içini göstereyim. İçi de şöyle. Astraları çıkartıp yaz sürüşlerine uygun kullanabilirsiniz. Ama yaz sürüşlerinde biraz sizi terletecektir. Dediğim gibi kol içi ayarlamaları var. Kumaşı gerçekten dayanıklı ve en iyi modellerden bir tanesi. Tabii ki fiyatlarını açıklama kısmına yazıyorum. Bunlarla beraber önereceğim bir tane ürün var. O da eldiven var. Eldivenin adı da Revit Kryptonite. Bunun siyahını öneriyorum ben size. Şunu buraya koyayım. Revit Kryptonite'ı neden öneriyorum? İşte hani bunların hepsi işte şu üstündeki ve bu kışlık, yazlık ürünler henüz elimizde yok. O yüzden kışlıklarını sunuyorum. Hani siz yazlık almak istiyorsanız veya mevsimlik. Onları işte bahar ortasında filan tanıtabileceğim. Ya da işte hani fuar sonrası belki gelir, o zaman tanıtabilirim. Bunları neden öneriyorum? Çünkü körük mekanizmalı var. O da gaz hassasiyetini sağlıyor. Onlar da şurada, şuralarında körük mekanizmaları var. Bilek korumaları var. Yumruk koruması var. Aynı zamanda hani eklem yeri korumaları var. Dediğim gibi körük mekanizması var. İç tarafı tamamen deri, yüksek bilekli, elastik bilekli ve cırt cırtlı şekilde yapılmış. İç tarafı tamamen deriden yapıldığı için de hani elinizi koruyabilecek, asfalt sürtünmelerine karşı da sizin elinizi muhafaza edebilecek şekilde yapılmış. Bunlar benim önerilerim. Altınıza aldığınız pantolon deri olabilir, normal günlük giyime uygun bir kot olabilir, T90 Pirate olabilir. Onun da hani özellikle dizlerinde ve kalça yeri korumaları var. Aynı zamanda içinde bir kevlar bir yapı var. T90 Pirate alabilirsiniz. Altına TCX, Daytona bot veya işte Rockwell spor model bir bot alabilirsiniz. Onların da örneklerinin linklerini aşağıda paylaşıyorum. Umarım ikinize de yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Emre ve Umut. Hepinize iyi sürüşler.